Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Rotterdam'da çok tatlı, çok büyük ve çok yeşil bir parktayım. Yürüyüşe çıktım. Hava çok güzel ve saat inanmazsınız şu an kaç? Hemen bakayım. 7.30. Akşam 7.30 şu an saat ve güneş hala tepede. Gece 10'a kadar böyle aydınlık oluyor. Saat 10'dan sonra da böyle hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Şimdi ben parkta yürüyüşe çıktım. Parkı göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Hollanda hakkında size böyle hap bilgiler vermek istiyorum. Hollanda 101. Parkı gezmeye başlayalım. Çok tatlı bir aile geçiş töreni yapıyor şu an. 3, 6, 7 kişilik bir aile. Hollanda'da eğer yayaysanız dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, hatta en önemlisi bu bisiklet yolu. Yolu ikiye ayırmışlar ve ikisi de aslında aynı renkte. Bisiklet çizimlerine dikkat etmeniz lazım. Hollanda'da bisiklet sahibiyseniz araçlılardan ya da yayalardan daha çok hakka sahipsiniz. Yol onların tamamen. Yayaysanız beklemek zorundasınız. Araçsanız da beklemek zorundasınız. Parklarda insanlar genelde bisiklet yollarından boş olsa dahi yürümüyorlar. Burası bir orman değil bu arada. Bayağı bildiğiniz dümdüz şehrin ortasında bir park. Parka bakar mısınız? Su akıyor, ormanlar var, oyun alanları var. Bir sürü imkan var bu parkta. O zaman ben yavaş yavaş Hollanda hakkında bildiklerimden de bahsedeyim bir yandan parkı yürürken. Eşcinsel evliliğin ilk yasallaştırıldığı ülke burası. Hollanda özgürlükler ülkesi olarak geçiyor. İnsan hakları burada çok önemli. Derken bunlar insanları kovalıyor bu arada, biliyor musunuz? İnşallah kovalamaz. Çok dibine girdim. Hello. Tısladı. Tısladı ya. Park onların. Bunlardan çok fazla var burada. Böyle sülalece takılıyorlar burada. Şurada da var. Otluyorlar şurada. Hollanda ülkesinin neredeyse yarısına yakını deniz seviyesinin altında bulunuyor. Hatta şu an ben sulak bir yerde bulunuyorum. Şöyle göstereyim. Parkın içinde bulunan bir yer burası. Böyle akan bir su. Hollandalılar bu yüzden su yönetim konusunda oldukça gelişmişler. Deniz sularını doldurarak yerleşim alanları oluşturmuşlar. Yine yel değirmeni denince akla ilk Hollanda geliyor. Bunun sebebi de bu konuyla tamamen bağlantılı. Çünkü deniz suyunu bunlar doldurduklarında o deniz suyunu yok etmemişler, yani kurutmamışlar. Yel değirmenleri sayesinde o doldurdukları yerdeki suların aktarımını gerçekleştirmişler. O yüzden Hollanda'da böyle yel değirmenlerinin çok yoğunlukta olduğu köyler görebilirsiniz buraya geldiğinizde. Ayrıca sonunda dam görüyorsanız, yani mesela Rotterdam, Amsterdam gibi sonunda dam olan şehirler görüyorsanız bu şehirlerin suyun üstüne kurulduğunu anlayabilirsiniz. Dam orada suyun üstünde kurulmuş anlamını veriyor. Ülke deniz seviyesinin altında olduğu için ve suyun üzerine kurulan bir ülke olduğu için köprüler çok fazla. Zaten Hollanda kanallar ülkesi olarak da işte kanallar ülkesi, özgürlükler ülkesi, yel değirmeni ülkesi, bu tarz böyle bir sürü sıfatı var Hollanda'nın. Hollanda'nın başkenti Amsterdam ise tamamen suyun üzerine kurulmuş bir şehir olduğu için orada yaklaşık 11 milyona yakın direk var. Yani o suyun üzerine direklerle kurmuşlar, desteklemişler o evleri yaparken. Parka yürü yürü bitmiyor. Bu kaçıncı yol hatırlamıyorum. Başka bir yola daha girdim. Kuş uçtu, ödüm koptu. Gerçekten insan sandım onu. Çalılıkların arasında. Bu ağaçların arasından da her an biri fırlayacakmış gibi ya. Çok güvenli bir park. Çok kalabalık bir park. Ama böyle patika yolları da çok fazla olan bir park. Şöyle ufak ufak çocuk parkları var işte. Buradaki parklar gördüğüm kadarıyla bizdeki gibi plastik parklardan değil hiç. Böyle demirden. Bunda yazın nasıl kayıyorlar bilmiyorum. Yani yapışırsınız buna. Yapışır, böyle yapışırsınız burada. Yanar her yeriniz.
Bu şekilde böyle halatlar ve ahşaplardan tırmanarak insanlar kayıyorlar. Bizdeki gibi böyle normal düz bir merdiven yok. Burada hatta bir tane çocuk tırmanıyor. Bu şekilde bir parkur aslında. Yani burada gördüğüm bütün parklar parkur şeklinde. Bayağı tepeye doğru yapmışlar. Çıkıyorum şimdi Teletubbies'in tepesine. Bir tutayım dedim öyle. Bayağı şuradan Tinky Winky Po falan yuvarlanarak gelecek şimdi. Bakar mısınız? Survivor parkuru ya. Abo çok sallanıyor. Çok sallanıyormuş. Ve buradan başlıyorsunuz. Bu yokuş boyu parkur devam ediyor. Ve tepeye çıktıktan sonra parkın öbür tarafına geldim. Buradaki büyük kaykay tadilatta sanırım ama devrilmiş şeyden, rüzgardan devrilmiş. Kapatmışlar çevresini. Barikatlı ama devrilmiş. Bu da öbür parkurlu park. Burası bir tık daha büyük. Tamamen parkurdan oluşuyor. Böyle küçük bir süs havuzu var. Çok manasız olmuş ama olsun. Buraya gelince sanki sahilde yürüyormuşsunuz gibi topraklarla kaplamışlar bu parkı. Muhtemelen şurada tırmanırken parkurdan düşen insanlar bir yerlerini incitmesin diye böyle yerler topraktan yapılmış, kum doldurulmuş. Bayağı büyük bir parkur bu ya. Sonra bu parkuru tamamlayınca işte kayabilmeniz için bu parkuru tamamlamanız lazım. Şurada kaykay şu tarafta. Bu parkuru çıkamazsanız kayamazsınız. Ay çok yoğun, çok zor. Ferhat'la buluşmaya gidiyorumdur. Ferhat'la Şirin hikayesine döndük. Çıkardım terliği. Yürünmüyor terlikle. Terliksiz de yürünmüyor. Parkın her yerinde çöpü bırakın. Geri dönüşüm kutuları var. Bu şekilde çöplerinizi ayrıştırmanız gerekiyor. Bu Hollanda geleneğinde olan bir kural. İnsanlar genelde evlerinde de çöplerini kesinlikle ayrıştırıyorlar. Kuşların da maşallahı var. Yolda yürüyecek yer bırakmamışlar. Hollanda Krallığı'nın Karayipler'de de 3 tane adası var. Onu da buraya gelince öğrendim. Çok şaşırdım. Aruba, Curaçao ve Sint Maarten diye 3 tane Karayip adası bulunuyor Hollanda Krallığı'nın. Aranızda meyan kökünü seven var mı ya da tüketen var mı bilmiyorum. Çünkü ben hiç tüketmiyorum. Ama Hollanda dünyada en çok meyan kökü tüketen ülkelerden bir tanesi. Yılda 32 milyon kilo meyan kökü tüketiliyor bu ülkede. Burada siyah siyah jelibonları var. Arkadaşım bana denetmiş diyen ben tükürdüm geri ki ben jelibon severim. Ama onu yiyemedim. Tadı çok enteresandı. Yani benim damağıma hiç uymayan bir tattı. Ben ilk kez jelibonda denediğim için mi sevmedim bilmiyorum ama spesifik olarak meyan kökünü bu kadar tüketmeleri bana enteresan geldi. Hazır böyle her yer cıvıl cıvılken insanlar sokaklara çıkmışken şeyden de bahsedeyim. Hollanda'da baharın gelişini erkekler etek giyerek kutluyorlar. Daha doğrusu sadece erkekler gibi düşünmeyin bunu. Kadınlar da bacaklarını gösterecek şekilde kısa bir etek giyiyorlar. Erkekler de isterse etek giyiyorlar, isterse şort giyiyorlar. Bu şekilde baharın gelişini kutluyorlar. Bir de burada çok fazla ırk çeşitliliği var. Böyle Araplar, Türkler çok fazla özellikle ve siyahiler çok fazla. Biz her yerdeyiz zaten. İki adımda bir Türkçe konuşan birine denk geliyorum. Park o kadar büyük ki şu alanda 1, 2, 3 tane saha var. Bir de şu tarafta çim saha vardı. İnsanlar gelip burada futbollarını da oynuyorlar, basketlerini de oynuyorlar. Çok sıcaktı, çıkardım ceketimi. Bu parkta bir barbekü yapmak isteyenler de oluyor ve onlar için belli noktalar ayırmışlar. Böyle suyun kenarında barbekü alanları var. Sadece orada barbekü yapabiliyorlar. Onun dışında sadece oturabiliyorsunuz, takılabiliyorsunuz ama ateş yakamıyorsunuz. Kaçıncı maddemiz? Hiçbir fikrim yok. Her yeni ayın ilk pazartesi günü Hollanda'da bir siren çalıyor. Ülke genelinde çalan bir siren bu. Saat tam öğlen 12'de çalıyor ve yaklaşık 1,5 dakika falan sürüyor.
Bunu çok güneş var, şu tarafa geçeyim ben. Ve bu siren 1,5 dakika falan sürüyor. Bu test amaçlı bir siren oluyor. Bunun anlamı şu: her yeni ayın ilk pazartesi günü saat 12'de 1,5 dakika çalan siren harici bir siren çalarsa, başka bir gün çalarsa ya da bu siren çok uzun sürerse anlıyorlar ki ülkede olağanüstü bir durum var ve herkes evlerine gidiyor, kapılarını camlarını kapatıyor ve bir tane bunların radyoları var. O radyodan gelişmeleri dinliyorlar. Bu da enteresan bir bilgi. Bizde var mı böyle bir uygulama bilmiyorum. Varsa bütün Avrupa'da var galiba. Diğer ülkelere gitmediğim için yalan olmasın ama Hollanda'da var. Bizim ülkede yok diyebiliyorum. Şu an saat 9 ve hala havanın ne kadar aydınlık olduğuna bakın. Ben parkı bitirdim ama son şuraya bir dalmak istiyorum. Ne var? Bakmak istiyorum. Ve maddelerime de devam etmek istiyorum. Ve Hollanda'daki erkeklerin boy oranı hakkında konuşmak istiyorum. Hazır erkek etekler hakkında falan bahsetmişken, Hollanda'daki erkeklerin boy uzunluğu ortalaması dünyada ya 1 numara ya da 2 numara. Yani buradaki erkeklerin en kısası 1.80-1.85 falan. Gerçekten öyle bu arada. Kadınlar da çok kısa değil açıkçası ama erkek boy oranı bayağı bir yükseklerde. Onun dışında bir de buluştan bahsetmek istiyorum. Bu şu an iPhone'larda özellikle AirDrop'ta çok kullandığımız Bluetooth özelliğinden bahsetmek istiyorum. Hollanda'da çok fazla icat yapılmış ama bunlar dışında günlük hayatımıza çok aktif olarak kullandığımız Bluetooth'u da bir Hollandalı buluyor ve hayatımızı AirDrop'tan birbirimize fotoğraf atarken kolaylaştırıyor. Ben bu video boyunca şunu fark ettim. İşte yel değirmeni deyince akla ilk gelen ülke, uzun boylu erkek deyince akla ilk gelen ülke, işte ne bileyim eşcinsel evlilik deyince akla gelen ilk ülke diyorum ama ne yapayım, adamlar bunu çok güzel dünyaya pazarlamışlar ve aklına kazımışlar bütün insanları. Lale. Osmanlı'da lale devri var abi. Bir devre, koca bir devre biz lale ismini vermişiz. Lale devrimiz var ama lale deyince bütün dünyada yine akla neresi geliyor? Hollanda geliyor tabii ki. Zamanında bizden aldıkları laleleri yetiştirmişler, inanılmaz pazarlamışlar ve şu an lale üretiminde ve lale ihracatında bir dünya markası Hollanda.